Kız ne dağınık mutfağımız? Hazırlık yapıyorsun. Allah aşkına. Çayımız koymuş mis mis. Hadi abla hadi gel yiyelim ya. Tamam hadi otur ben çayları getireyim. Hayır sen bir gel ondan sonra. Kızlar bakar mısınız? Omlet, helim, peynire şu benim en sevdiğim. Ben de yapıyorum biliyorsunuz tereyağda. Domates, kaşar üzerinde. Kahvaltılıklarımızı da koymuş. Burada bir de gözleme ve de simit. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Tövbe bismillah. Hadi kızlara afiyet olsun bize. Ay dur. Bismillah. Allah korusun. Hadi. Hadi bize afiyet olsun kızlar. Kızlar bu salata da muhteşem gözüküyor. Ceviz. Ay reyhan bile var. Ah ah bayılırım sabah sabah. Elvin Toş'um. Buraya sığmıyor bu. Teyzesinin güzeli. Allah'ım seni yerim ya. Maşallah kız. Ve kızlar Berceste'deyiz biz. Kardeşim mis gibi gözleme yaptırmış. Aslında yemeğimiz vardı. Dayım bir sürü sandviçten yaptırmıştı. Simit almıştık ama. Ama hızlı benden yedim hepsini dayım. Aşk olsun. Bir de bunu tost makinesine koymuşlar. Şey yapıp tost makinesine koymuşlar. Et güzel olmuş. Şanlı kanalı pahalı bile versin. Şaka yaptım biliyorlardır herhalde. Tabii kız şaka herhalde. Canım benim. Şeker. Kızım ben... Herkese selam şekerlerim. Şimdi biz pazardan geldik. Bugün günlerden ne kız? Dur. Bugün günlerden. Ay bugün günlerden. Bugün günlerden salı ve biz pazara gittik akşama kadar hiçbir şey yapamadım gene kızlar. Ya bilmiyorum ya bir şeyler var üzerimde. Bugün eşim bana magnezyum almış görümcemlere de getirtiyordu. Oradan bana da getirtmiş aynı şeyden. Böyle bir vitamin magnezyum içinde birkaç bir şey daha yazıyor. Ona bir başlayacağım kızlar inşallah bu yorgunlukların falan geçer yani. Şöyle domates aldık pazardan. Pazar ve market alışverişi yaptık. Domatesler çok güzel ama kokusundan falan belli. Ve fiyatı çok çok düşmüştü. 5 liraya bulduk. Gayet de güzel. Salatalık aldık. Şöyle incecik. Bu şeyler var ya kızlar. Badem salatalıklar minik minik. Onlardan hatta böyle bir yaz turşusu da istiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum ama. İhsani ablam çok sahip ve benim yan komşum. Belki ona bir yaptırabilirim. Müsait olduğu bir zaman. Şöyle salatalık. Aman salatalık ne kız. Bu arada salatalığın da kilosu 3 kilosu 10 liraydı. Çok çok uygundu. Kabak aldık. Kabakta ne kadardı ya. 3,5 liraydı. Kabakta böyle. Sakız kabak. Bunu aldım. Sonra şöyle patates aldık. 4 kilosu 20 lira. Tanesi 5 kilo. Kilosu ne kadar geliyor? 5 liraya geliyor. Sonra çilek aldık. 1 kilo. Bu da ay mis gibi 15 liraydı. Sonra şu an hatta pişman oldum. Kızlar tam böyle reçelliğe uygun bir çilekmiş. Niye daha fazla almadım diye. Aslında orada böyle aklıma gelir gibi oldu. Ama kendime güvenemedim. Şimdi yapar mıyım yapamaz mıyım? Çünkü çilek de durmuyor biliyorsunuz. 1-2 gün sonra. 2 gün sonra kayıyor yani dolapta. Mesela biz bunu 1 kilo alıyoruz. Bunu biz 2 kere de mesela yıkayıp yiyoruz. Bugün yarın bitiyor yani. Hatta belki bugün bile biter. Seviyorlar çocuklar. Öyle yani. Yoksa dolaba koyun bekleteyim olayı yok çilekte. Bizim dolapta beklemiyor yani. Ondan sonra yani bilemedim o yüzden kızlar ya. Ama şimdi düşünüyorum ki keşke alsaymışım. Çok güzelmiş kokulu çilek. Neyse hayırlısı. Oy. Ve de şöyle... Büyük bir karpuz kızlar. Karpuz da kilosu 5 liraydı pazarda. Yere koyayım. Ay 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 ay. Sonra bolca yeşillik aldım. Umarım bunları çürütmeden güzelce yerim. Şöyle bir tane taze soğan aldım. Taze soğana bayılıyorum kızlar. Çok seviyorum ben. Dereotu aldım. Burada 2 tane dereotu var ve de 2 tane maydanoz var. Şöyle bir tane de roka var. Valla fiyatları 2,5 lira. 2 lira civarındaydı bunların. Soğan 3 liraydı.
güzel böyle ince ince falan. Güzel. Şunu şey yapayım. Bir yavaştan böyle bir beslenme programımı değiştirmeye yönelik çalışmalarım var. Bakalım kızla hayırlısıyla. Yani yarın sabah kahvaltıda artık diyorum yumurta haşlamasına, bol yeşilliğe falan döneyim. Ekmeği tabii ki artık biraz böyle hayatımdan uzaklaştırmak istiyorum. Bakalım ne derece şey yapabilirsem, böyle en azından planlarım var. Sonra ne aldık kız? Şöyle 1 kilo limon aldım. Kabağı aldıktan sonra Murat bunu gördü. Şu dışı yeşil kabaklar var ya. Buna bir şey kabağı diyorlar. Köy kabağı mı ne? Bunlar çok lezzetli olur Duygu. Bundan da alalım dedi. Bir kilo da iyi, ondan alayım dedim. Bir kilosu iki tane geldi. İki tane tartı adam. Bir kilo dedi. Böyle. Neyse kızlar şey. Onu büyük ihtimalle şey yaparım. Diğerini normal kabağı dolmasını yapmak istiyorum. Bunu da büyük ihtimalle kızartma yaparım. Annem çok yapar benim. Benim annem de ben de böyle şey yapıyoruz. Fırında böyle karışık kızartma çok güzel oluyor. Patates, biber, patlıcan, kabak böyle hepsi birlikte çok lezzetli oluyor. Ondan yapmayı planlıyorum. Belki yarın yaparım hatta. Ondan sonra isterseniz üzerine de sarımsaklı yoğurtla güzel oluyor. Sonra BİM'e gittik kızlar. BİM'den şöyle bir tane, bir paket şey tuvalet kağıdı. Bu iki katlıymış. Aman olsun ya. İki ya da üç. Öf, bitsin gitsin. Çok pahalı kızlar ya. Öyle böyle değil. Aman yeter. Ondan sonra bunun fiyatı kaçlardı? 36 mıydı? 39 muydu? Valla çok net hatırlamıyorum ama öbürlerine göre bayağı uygundu. Onu aldık yani. Sonra bir tane şu her zamanki ekmeğimizden. Ben artık yine buna başlayacağım. Şöyle ekmekçiyim. Sonra bir tane şöyle şoktan gazoz aldı eşim. O seviyor. Ben çok aram yok böyle içeceklerle. Milyonda bir. Bir tane vişnesini. Vişnesini evet açtı biraz önce. İçti. Bir tane böyle şeyini aldık. Karışını kızlar. 9.75'ti. Geçen hafta mıydı? Valla işte yola giderken biz bakmıştık herhalde, almıştık. 8,5 liraydı inan kızlar. Geçen hafta bile değil. 9.75 olmuş. Ben anlamıyorum ya. Bu kadar hızla nasıl beceriyorlar zam yapmayı. Şöyle üçlü bir tane çanta için ıslak mendil aldım. Kek 1.75'ti tanesi. Bu kek yine fiyatı. Hadi ezilmiş bu arada. Kız kakaolu kek olur mu? Bir tanesi şey. Karabiber. Bunun da fiyatı 11 küsürdü. Çocuklara beslenmesine ya da bazen köfte yapınca falan iyi oluyor ona. Şöyle. Bunların fiyatını vallahi bilmiyorum. Ayranın fiyatını. Yine bir kek çıktı. Ve bol miktarda poşet aldım. 10 tane de poşet aldım marketten. Dediğim gibi kızlar vallahi çöp poşetinden daha ucuza geliyor ve de bence dayanıklı yani. Çöpü böyle koymaya iyi oluyor bana. Büyük çöp poşetim de var zaten evde. Ve sonra 101'den kızlar bu sefer şu Marmara Birliği'nin. Bunu daha önce de almıştık biz. Marmara Birliği'nin zeytinini aldık. Şöyle bakın renkli kapaklı. Güzel çıkmıştı. Yine güzel olur diye umuyorum. 30 liraydı bu. Ve şöyle bu indirimde bakın 3 Haziran'a kadar indirimdeymiş. 23 liraya inmişti. Bir şahın süzme yoğurdu. Bunu ben çorba yapmak için kullanıyorum. Ya da böyle salatalarda falan böyle çok sulu yoğurt kullanmayacağım şeylerde kullanıyorum. Evde bulunsun diye bunu muhtemelen yoğurt çorbası yaparım. 23 liraydı, çok da uygundu. Bir tane de bundan aldık. Abur cubur falan hiç almadım. Gördüğünüz gibi eksik var yani. Hiç almadım valla bu sefer. Bir tane şöyle Migros'un. Ay Migros değil ya. Migros'ta kaldı aklım. BİM'in kızlar her zaman aldığım yarım yağlı yoğurdundan. 2 kiloluk bu. Yok 2,5 kiloluk. Fiyatını hatırlamıyorum. Sonra 2 şişe şu günlük sütlerden. Valla bunların da fiyatını bilmiyorum. Yani bazı şeylerin fiyatı ne olursa olsun mecbur aldığımız için kızlar. Ve bakmaya ihtiyacı hissetmiyoruz. Yok bir şey anca. Bir tane şöyle salçam bitmişti. BİM'in salçası. 10 liraydı sanırım fiyatı. İki tane de yine beslenme sütü. Evde meyve suyu şu bu çok. İki tane de böyle süt aldım. Bitti gitti. Evet şekerlerim, bugünkü alışverişlerimiz de bu kadardı. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.